Yatırım Finansman Menkullerler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Strateji Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Bugün yine Strateji Yatırım Danışmanlığı bölüm müdürümüz Serhan Yenigün'le beraber piyasaları değerlendireceğiz. Hisse senede ağırlıklı biraz daha gitmeye çalışacağız. Çimento sektöründe doğalgaz fiyatlarındaki artışı bir maliyet olarak düşündük ama şirketlerle ilgili benim genel olarak gördüğüm artan fiyatları bir şekilde tüketiciye, son kullanıcıya, nihai kullanıcı dediğimiz kesime yansıtabilir. Ama Afyon'la ilgili temel finansallar neler söylüyor? Serhan Bey, ne eklemek istersiniz oraya? Burada ben açar açmaz ilk dikkatimi çeken şey hisse başı karlılıkta çok zayıf bir görüntü olması oldu. Yani bizim datalarımızda hata yoktur. Belki burada bilmediğimiz net kar ve sonrasıyla ilgili, daha doğrusu FABÖK'ten sonraki rakamlarla ilgili, vergi tarafıyla ilgili belki ve bir de sermaye hareketleriyle ilgili bir takım değişimler vardır. Onları bir kontrol etmek lazım. Fakat bakıldığında marjların stabil kaldığını görüyoruz. Çok pandemiden etkilenen bir sektör değil. O yüzden hani pandemi öncesine döndü dönmedi gibi bakmaya pek gerek yok aslında bakarsanız çimento sektöründe. Fakat yine de kendi içinde de baktığımızda özellikle FABÖK marjında bir yataylaşma söz konusu ve geçmiş yılların altında kalan marjlar var. Net kar marjında yine bir momentum kaybı var. Zarardan kâra dönmüş olması olumlu. Net kar tarafı sağ üst grafik ama net karlılıkta da bir kümülatif net karlılıkta da bir azalma var. Ben o yüzden bunun şu tablosuna da bir bakmak istiyorum. O özet gelir tablosu. Burada 2021 yılında 2020'ye göre rakamlarda ciddi artışlar var. Fakat bu yılın ilk çeyreğine şuradan baktığımız zaman çeyreksel bazda tamam zarardan kâra dönmüş. Burayı o yüzden böyle bir hani anlamsız olduğu için tire koyduk. Fakat geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde %58'lik bir net kârda daralma var mesela. Bu Borsa İstanbul'daki şirketlerin çoğunda geçen yıl ilk çeyreğine göre %100'lere varan artışlar olduğu için çünkü geçen yıl ilk çeyrekte kur 7 lirayken bu yıl 15-16 liraydı belki. Dolayısıyla da aynı adette ürün satan şirketlerin bile cirolarında çok kuvvetli artışlarla beraber net karlılıkta da artışlar gördük. Fakat Afyon Çimento'nun baktığımız zaman marjlarında da zayıflama var. Veya işte diğer rakamlarındaki artış oranları Borsa İstanbul genelindeki şirketlere göre biraz zayıf kalmış durumda. Grafiğine bayağıdır bakmadım. Vahap Bey bize şimdi gösterir ama muhtemelen orada da Grafiği evet. yani hafif böyle kısa vadede bir yatay görünüm var ama yani şuradaki 3.55'lerin baskılanması çok iyi değil. Göstergeler hafif yani aşağı yönlü hareketi teyit eder nitelikte. Ama yani 3.50 altında ben şu anda kısa vadede izlemede kalınması öneririm. Eğer ki böyle biraz daha vadeyi veya marjları yüksek tutacaksanız da 3.40-3.41 bölgesini kritik destek olarak izleyip bu bölge üzerine pozisyon taşınıp altında biraz daha izlemeye geçmek daha doğru olur diye söyleyelim. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Hoşça kalın.